şu sıralar özellikle bir araştırma dalı çok fazla dikkatimi çekiyor. Olay şu imkan verilse kaçınız yurt dışında yaşarsınız? Özellikle gençlere sorulan bir soru. Bazı anketlerde %65 bazı anketlerde %75'e kadar çıkabiliyor bu sayı. Normalde bu %10 %15 olduğu durumlarda bile büyük bir sorun oluşturabiliyorken bizde %75'leri görebiliyor. Ve olaya siyasi gözle bakacak olanlar için de söylüyorum. Bu anketlerin bazılarında oy verdikleri parti de soruluyor. Yani evet AK Partililerin de çoğunluğu imkanı verildiğinde yurt dışında yaşamak istiyor. Aslında bunun çok çok fazla sebebi var zaten ki çoğu sebebi de biliyorsunuz. Bence bunun asıl sebebi Türkiye'deki vergilendirme sisteminin aşırı saçma olması. Saçma demeyeyim ama zenginden yana olduğunu söylesem çok daha doğru olur. Haliyle bu vergi sisteminin sonucunda da zengin fakir arasındaki fark bayağı bir arttı. Bunun için P20 P80 endeksine bakabilirsiniz yıllar için olan Çözümü aslında en başta çok basit olabiliyor. Sadece şunu yapmak gerekiyor: vergiyi satın alınan üründen değil, para kazananın parası üzerinden alırsın ve bunu adil bir oran üzerinden alırsın. Çözülebilir. Tabii ki bunun alt dalında çok çok fazla detay var bu arada. Ben sadece ne hani en üst başlıktan söylüyorum bu durumu. Bunu yapan ülkeler var. İskandinav ülkeleri mesela. Yine orada da ürünler üzerinden vergilendirme yüksek olabiliyor. Ama zengin bir insanla fakir bir insanın arasındaki o vergi farkı çok farklı. Bizdeki bu sistem bir yandan da istatistikleri kandırma da olabiliyor. Bugün Amerika'ya baktığında kişinin veya Avrupa'ya da baktığında orada sanki bizden çok daha fazla vergi alınıyormuş gibi gözüküyor. Ama yok öyle bir şey. Orada düzgün bir şekilde alınıyor bunlar. Bizde direkt ürün üzerinden vergilendirme sistemi var maalesef. Arabadır, telefondur, diğer ürünlerdir. Her şeyde denk ülkelere kıyasla bile, hadi Almanya ile falan kıyaslamak çok abez olur. Ama denk ülkelerle de kıyasladığımızda bile bizim ödediklerimizin çok yüksek olduğunu görebilirsiniz çok rahat. Ha bir yandan da bazı şeylerde yapmaları da gerekiyor bunu. Araba konusunda bizim insanımız gösterişi çok seviyor. Araba konusunda vergiyi biraz yüksek tutmak gerekiyor. Eğer onu sıfıra indirirsen veya uygun bir şeye indirdiğinde durdurak bilmeden en pahalısını almak için çabalacaklar. Yine aynı şekilde eritecekler. Tabi bu konu tartışılabilir. Arabaların vergi sistemi nasıl olmalı diye. Bu konuyu biraz daha uzmanlarına bırakmak gerekiyor tabii ki. Benim sadece isyanım veya şikayetim. Neden? Ben bir ürün alırken Sabancı'nın bir çocuğuyla aynı vergilendirmeye maruz kalıyorum. Ben bir konuda ceza yersem neden Sabancı'nın çocuğuyla aynı miktarda ceza ödüyorum? Bana ağır gelen ceza Sabancı'nın çocuğu için çok hafif bir bedel olacağı için benim için ceza olan şey onun için ücrete dönüşmüyor mu? Bu tarz durumlarda maalesef Türk gencini ülkesinden soğutabiliyor. Ben öyle soğumuşlar değilim veya çok çok zorluk çeken biri de değilim. Yurt dışına gitsem ülkemi ararım. Ama gelir adaletsizliklerinden kaynaklı gittiklerinde arkalarına bakmayacak tonla da insan var. Kalkıp onlara vatan haini falan da diyebilirsiniz. Onlar gittikten sonra istediğinizi deyin yani. <laughs> bir şey değiştirmez onlar için. Onlar daha adil sistemlerde çok daha güzel hayatlar yaşarken senin onu vatan haini ilan etmen ona da çok koyar. Emin ol kardeş. BMW'sine binerken hüngür hüngür ağlar artık çocuk. Bunu daha önce defalarca konuştuk zaten bu kanalda. Sadece hani farklı yollardan bakmaya çalışıyorum her seferinde. Bir diğer yandan da şu var. Şu an aranızda tonlu üniversiteye hazırlanan arkadaş var. İyi bir üniversiteyi bitirdiğinizde sanmayın ki size para yağacak. Size işverenlerin ödeyecekleri ücretler asgari ücretin bir tık üstü olacak. Şanslıysanız kendinizi biraz geliştirirseniz bu kadar çok çabalamanızın karşılığında bir 10 bin lira falan maaş alabilirsiniz bir zaman sonra. O da belki ama kesin değil. Ekonomi 100 1901'de ilk anlatılan bahsedilen şeylerden biri de zaten bu. Sistem kendisine en çok fayda sağlayan kişiyi ödüllendirme konusunda sıkıntı çekerse fayda sağlayan kişi ya fayda sağlamayı azaltır ya da kendisini daha iyi ödüllendirecek başka sisteme geçmeyi düşünür. Bizimkiler de şu an ikisini birden yapmaya çalışıyor aslında. Birçok kişinin umudu yıkılmış. Geçen bir haber gördüm. Türkiye kripto paralara yatırım konusunda Avrupa'daki en yüksek ülkeymiş. Umudumuzu artık kriptolara bağlıyoruz. Kumarlara bağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki birçoğumuz çok çalışınca bir ihtimal karşılığını alabileceksin. O bir ihtimal karşılığını alabileceksin dediğimde lüks bir hayat değil tabii ki. Avrupa'daki, Amerika'daki birinin ortalama veya ortalama altı bir hayatı yakalayabilmiş olacağız. Çok çalışınca. Bu konuda tweet attıydım. Geçen ablamla konuşuyorum. O Fransa'da eşiyle birlikte devlet tarafından gönderildi. Oradaki vatandaşların asimile olmaması için eğitim veriyorlar. Birçoğunuz bildiği gibi ben de şu an evimi dekore etme aşamasındayım. O da bir yandan başlamış böyle. Nasıl olsa daha bir 4-5 yıl daha buradayız. Hafiften eşyalar alalım demişler. İkinci el kitaplık almış 4 euro'ya, ikinci el masa almış 5 euro'ya, ikinci el orta sehpa almış 4 euro'ya. O aldığı kitaplığı gördüm. Türkiye'de 250 liraya konulsa direkt alırım. Hiç düşünmeden alırım. Öyle de kaliteli bir şey. Bir yandan işte şikayet ediyor. Kiram yüksek diyor. Şimdi maaşlara veya gelirlere oranlı bir düşünüyorum. Benim ev çok eski ve nereden baksam bir asgari ücret parası benimki. Kirası. Onlarınkine bakıyorum yeni ev. Asgari ücretin 3'te biri kadarcık. Ve buna yakınlıyorlar falan böyle de. Çok garip bir ortam gerçekten. E insanlar da yeni dönemde artık teknolojinin de sayesinde bunları görüyor. Ben neden böyle hayat yaşamayayım ki diyorlar. Ve fırsatını bulduklarında yurt dışına kaçabiliyorlar. Şu an şaka değil ama ülkenin eğitimli kesme %1'lik dilime giren gençlerin azımsanmayacak kısmı yurt dışına kapa atıyor Bu ilerisi için de ülkeye zarar. Tabii ki bu konuda benim diyeceklerim, söyleyeceklerim kimseye etki etmez ama Türkiye'nin bu konuda bir an önce en azından bir vergilendirme sistemini düzeltmesi gerekiyor. Hemen dibimizde bizimle ortalama ücret konusunda denk olabilecek Bulgaristan bizden daha iyi refahta yaşıyorsa burada bir düşünmek gerekiyor niye böyle. Benim gördüğüm aslında çokça sorun var ki zaten siz de görüyorsunuz bunları. Bir vergilendirme sistemini işverene yüklemek gerekiyor artık Bunu yapmadan bu ülkede alım gücü diye bir şey düzelmez. Bazıları <laughs> genelde bu vergilendirmeyi parti üzerinden yapmaya çalışıyor ama bugün AK Parti gitse CHP gelse yine aynı alım gücü zorluklarıyla karşılaşacak insanlar. Çünkü bizim sistem onun üzerine kurulmuş artık. Ama ne yapıp ne edip artık kim gelirse bunu gradient bir şekilde işverene yüklemesi gerekiyor. Yaparlar mı? Yapmazlar tabii ki. Ayrıca bizim devlet memur devletine döndü. Çok fazla memur var ve bunların çoğu da gereksiz memurlar aslında. Bir yandan da bundan kopmamız gerekiyor. O kadar boş insan besliyoruz ki hiçbir şey yapmıyorlar. Bu konuda tabii ki kapitalist ülkeler gibi de olalım demiyorum ama onlardan alabileceğimiz çok güzel dersler de var. Her sistem getirilmese bile bazı sistemleri getirdiğinde bu gereksiz memurları çok güzel piyasadan silmiş olabiliyorsun. Memur dediğin yangel yat kafasıyla takılıyor çoğunlukla. Her memur böyledir demiyorum tabii ki. Hafiften özel sektörün kontrolü altına bir düştüğünde bunlar direkt harcanmaya başlıyorlar. Harcansınlar çalışmıyorlarsa niye böyle takılıyorlar? Sonuçta maaşlarını da biz ödüyoruz yani keriz miyiz biz? Resmen bir kesim bilgisayarda solitaire oynasın diye maaş veriyoruz. Bir diğer yandan da şunu artık yapmamız gerekiyor. Bu devletin yapabileceği bir şey değil tabii ki. İnsanların kendi kafasında çözmesi gerekiyor. Bizde eğitimli insana, zeki insana bir nefret var, bir kıskançlık var, çekememezlik var. Bu da üretken olan kalifi olan gençlerin ülkeden iyice soğumasını sağlıyor. T tarlasında bırakması gerektiği etik anlayışını şehre getirmiş yetmemiş bir de bunu eğitimli insanlara dayatmaya çalışan bir güruh var. Bunlar nasıl çözülür nasıl aşılır? Başarılı insanların başarılarını bunların gözüne sokacaksın her defasında. Başka türlü akıllanacaklarını düşünmüyorum. Çünkü düşüncelerini gördükçe öyle tiksinmeye başladım ki ben bazı insanlardan. Çok garipler. Çok uzatmışım bu bölüm. Bunun daha kırkması var. Ağlamadığım sonra. Siz yurt dışına çıkmak ister miydiniz veya istemez miydiniz? Bunu nedenleriyle yorumlara yazabilirsiniz dost. Tabii ki burada birbirinizi vatan haini vesaire vesaire diye ilan etmeyin. Hakaret etmektense neden böyle bir düşünceniz var? Paylaşabilirsiniz. Ki şu sıralar böyle pek tartışma insanı değilim. Tartışma derken hakaretleşme. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.